Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar kampında 14. güne başlıyoruz. 14. günde daire günü. Yani dairenin hem çevresini hem de dairenin alanından bahsedeceğiz sizlere. Evet çemberde uzunluğu anladın mı? Geçen derste. Anladıysan sıkıntı yok. Çünkü bu dairede dairenin alanı ya da dairenin çevresini yaparken tabii ki bizim için en önemli şey çemberde uzunluk bilgisi. Uzunlukta yarı çapı bulacaksın. Ondan sonra çevre ve alanı da çok rahat bir şekilde bulacaksın. Buna emin olabilirsin. E o zaman ne yapıyoruz? Şöyle kitapta kaçın sayfada olduğumuzu da söyleyelim. Kitabımızda sayfa numarası 124, 125, 126, 127 ve 128'i işleyeceğiz. Hadi bakalım. Çemberde uzunluk çok zevkliydi ya. İşte bu da çok zevkli. Temel birkaç mantık var. O mantığı öğrendikten sonra tabii ki. O zaman hadi bakalım. İlk dersimizde şöyle kısa bir özet ardından klasik soruların çözümleriyle dersimize başlıyoruz. Daire. Evet dairede de bir şey çizeceksek en etkili silahımız neydi? Yarı çap olmasını unutma. Çember unutla da çok söylemişti zaten bunu. İlk önce dairenin çevresinden bahsedelim. Çevresi 2 pi Dairenin alanı nedir? Tabi daire dediğimiz şey içi dolu olan kısma biz daire diyoruz. E, dairenin alanı nedir? Dairenin alanı da pi re eşittir. Arkadaş burada önemli olan nedir? Bak mantığı söyleyeceğim. Bütünsellik. Bu konuda önemli olan bütünsellik. Hatta bütünselliğin içerisinde beyaz alan da çok önemli. Biz her zaman her konu için her soru tipi için bir formül arıyoruz. Formülü aramana gerek yok. Rahat bir şekilde formülsüz bir şekilde. Yani sadece ve sadece şu, fo şu formülle şu ya da şu formülle ya yani da tanımıyla alakalı çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama bütünsellik şartını düşünmek şartıyla. Ne demek hocam bütünsellik? Ya şimdi biz böyle bir soru gördüğümüz zaman bir dairenin alanı tamam pi r kare olduğunu biliyoruz ama Şöyle daire, şöyle karenin içerisinde bir daire verildiğinde de böyle şuradaki alanlar sorulduğunda bize hocam şu taralı alanlar toplamı nedir diye sorulduğunda ana şuraya bakıyoruz ya bunun alanı neydi acaba? Bununla ilgili bir formül mü vardı acaba diye düşünüyorsunuz. Bütünsellik çok önemli dedik ya. O yüzden bütünsel düşüneceksiniz. Mesela şu karenin bir kenarı 4 olsun. Bütünsel düşünme dediğimiz nedir? Karenin alanından neyi çıkartacaksınız? Beyaz alan daire alanını çıkartacaksınız. İşte bütünsellik dediğimiz bu. Ya da beyaz alan dediğimiz bu. Bazı yerlerde beyaz alanları birbirine eşitleyeceğiz. Ya da taralı alanları ya da beyaz alana beyaz alan diyeceğiz. Ama genelde bu şekilde taralı alan soruluyorsa tüm alandan beyaz alan çıkart olay bitti. Bitsin. Tüm alan dediğimiz karenin alanı eksi beyaz alan. E burada merkez çektik. Merkez çektik deyince hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Bak R2 çıktı. O zaman karenin alanı dördün karesi eksi dairenin alanı da pi r kare deyince hocam 16 eksi 4 pi diye bak cevaba ulaşırsın. Ya gördün mü? Hatta bu cevaba bakan insanoğlu der ki ya ben bu sonuca ulaşabilecek yetenekte biri değilim der. Ama aslında ulaşabilecek yetenekte birisin. O izli formül mormül değil. Sadece bütünsellikten dolayı belli bir bütünden belli bir parçaya çıkarttığın için bu şekilde bir şey gelecek. 16 eksi 4 pi ya da 4 pi eksi 9 kök 3 bölü 2 şeklindeki cevaplarla karşılaşabilirsin. Onlarla karşılaştığın zaman sakın sorudan korkma. Bütünselliği düşün. Tamam mı? Dairenin alanı bu. Geldik şimdi daire diliminin alanı. Arkadaş daire dilimin alanı normalde pi r kare alfa bölü 360'tır. Çünkü tamamı 360 dereceyken pi r kare alfa derecede de 360 alfa bölü 360 katını alacaksın. Bir, bu şekilde de bulunabilir. Ya da ya uzunluğu verildiğinde L çarpı R bölü 2 üçgenin alanı gibi düşünebilirsin. L çarpı R bölü 2'ye eşittir. Tamam. Peki hocam başka bir şey var mı? Ya başka bir şey şöyle bir şey var aslında. Şimdi daire diliminden bahsetmişken şundan da bahsetmesek olmaz. Bak daire parçasının alanı şöyle bir şey. Ya biz daire parçasının alanını biliyoruz ya. Daire parçasının alanını bulurken ne yapacaksınız? Hocam dilim oluşturacaksınız. Sonra bütünsel parçayı düşüreceksiniz. Yani dilimin alanından neyi çıkartacaksınız? Dilimden üçgenin alanı çıkartacaksınız. Ya hocam üçgenin alanı derken burada işte R çarp R çarp sinüs alfa bölü 2 diyorlar da. Ya aç kardeşim burası 60 derece ise eşkenar çıkıyor. Ya da 30 derece ise tabana ait çizip oradan bulabilirsin. İlla sinüsle minüsle bağımlı kalma. Dilimin alanından beyaz alan. Beyaz alanda burada üçgenin alanı yapıyor. Buna dikkat et. Şimdi bizim için önemli olan dilim. Hatta bazı özel dilimler var. Mesela bu hocam 180'lik dilimi yaptığı için yarım daire pi kare bölü 2. Hocam bu da 90'lık dilim olduğu zaman da çeyrek daire alıyor. Pi r kare 90 bölü 360 yerine pi kare bölü 4 de diyebiliriz buranın alanında. Tamam. Evet başka dilimle ilgili başka bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi ee, alan taşırken onu soru üzerinde göstereceğiz gerçi. Bir de dilimle ilgili şundan bahsedebiliriz. Şu eşit kirişlerin ayırtları alanlar birbirine eşit oluyor gençler. Haberiniz olsun. Şu alanda şu alan. Bu alan taşıma sorununda bunu da kullanacağız. Yeri geldiğinde göstereceğiz. Geldik şuraya. Halkanın alanı çok basit. Hocam beyaz alan. Bütünsel düşeceksin. Tüm alandan beyaz alanı çıkartacaksın. Yani pi R2'nin karesi eksi pi R1'in karesi diyeceksin. Olay bitecek. Yani büyük alandan küçük alan çıkartacaksın. Peki hocam şu teğet olduğunda şu teğet olduğunda şu merkez teğet çektik yapınca Hocam bu da kiriş olmuş oluyor ya. Kirişe dik çizmiş oldum. İki eş parçaya böler. O yüzden burası xx oldu. Bu şekilde teğet olduğunda da aynı zamanda halkanın alanı pi x kare olarak bulunuyor. Ama ben bunu ne dedim? Halkanın alanı büyüğün yarıçapı Bak en güzel çizim yarı çapı olursak. Burası r burası da küçük r olsun. Hocam bunun alanı nedir? Pi r kare eksi pi r kare değil midir? Evet. E buradan pi parantezinde r kare eksi r karedir. E hocam şuraya bakacak olursak. Pisagor bağıntısında r kare eksi r kare x kare eşit değil mi? Evet o yüzden bunun yerine x kare yazınca bak pi x kare oradan geliyor. Ha ezberlerseniz ya hocam bunun tamamı mı x'ti? İşte diye böyle bir sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden bunu ezberlemeyin. Dik üçgen tekniğiyle bu şekilde ispat tekniğiyle de sonuca ulaşabilirsiniz. Tamam. Evet şöyle bir yarım daire verildiğinde bak şu bc çaplı yarım daire verildiğinde. Şöyle bc çaplı yarım daire verilmiş. Ve bc çaplı yarım daireye ait Şöyle çapı gören çevre açı 90 derece oluşturduğumuz an şu üçgen oluşturduğumuz an şu kenara ait bir yarım daire ve bu kenara ait bir yarım daire çizdiğimizde bak şu kenarlara ait yarım daireler çizdiğimizde şöyle bu arada kalan S1 ve S2 alanların toplamı üçgenin alanına eşit ispatını ben zaten şeyde yapmıştım. Yani bu sınavda çıkar mı? Son 12 yıl içerisinde bir defa karşımıza çıktı. Belki de son 15 yıl önceki soruda olabilir tam olarak hatırlamıyorum. Ee, ama 15 diyelim garanti alalım. Çıkar mı? Belli de olmaz. Yani şu taralı alanlar toplamı üçgenin alanına eşit oluyor. Ee, başka türlü nasıl bulursunuz bunu? Şuraya A buraya B deyip de buraya da X deyip işte üçgenin alanı yarım dairenin alanı ve şuradaki yarım dairenin alanını yazıp taraf tarafa toplama çıkarma tekniğiyle de sonucu da ulaşabilirsiniz. Evet. Şimdi benzerlik oranı arkadaşlar İki dairede benzerlik olduğu zaman benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit oluyor. İlk önce şu küçükle göstereyim. Mesela burası R1 burası da R2 olsun. Hatta R1 bölü R2'nin karesi böyle örnekle göstereyim. Atıyorum burası 2 burası 1 iken. 2 bölü 3 ya. Hocam 2 bölü 3'ün karesi kaç yapıyor? 4 bölü 9 yapıyor. Üçgendeki benzerlik gibi. Evet, burada 4A'ya o zaman tamamı 9A olacak. Buraya 5A kaldı. Üçgendeki gibi. Hatta yaydaki oran da hocam burası 2x yapar burası da 3x yapar. 2 bölü 3'ten dolayı. Ama bizim için önemli olan şu an alan. Peki hocam benzerliği biz ne zaman uygulayabiliyoruz? Benzerliği uygularken arkadaşım iki tane daire verildiğinde tüm daireler yuvarlaktır birbirine benziyor zaten. Bir küçüğü bir büyüğü var değil mi? Mesela birinin yarı çapı 1 iken birinin yarı çapı 2 iken pi 1'in karesi öbürde pi 2'nin karesi. Yani biri e, pi yaptı biri de 4 pi yaptı. 1'e biri 2 iken bak 1'e 4 oldu alanlar. Gerçekten de öyle. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı da eşit. Bunda en fikiriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama hocam dilimlerde ne zaman böyle benzerlik uygulayabiliyoruz? İki dairede. Merkez açıları aynıysa. Merkez açılarının aynı olması demek buradaki yayların ölçülerinin aynı olması anlamına da geliyor. yayların ölçüleri aynıysa daire dilimlerinde. O zaman bunlar da benzerdir diyebiliriz. Ee, i̇lla böyle bunlar iç içe aynı merkezli daire şeklinde olmak zorunda değiller şu şekilde de olabilir. Mesela burada. Hocam şu ortak teğeti çizecek olursak bunların benzer olduğunu biz nereden biliyoruz hocam? Bak şimdi. Buraya alfa dersem teğet giriş açıdan burası teğet giriş açıdan 2 alfa yaptı. Ters açıdan burası da alfa yaptı. Alfa ise gördüğün ya 2 alfa. Bak gördün mü? Arkadaşlar gerçekten bu yayla bu yayın ölçüsü birbirinin tıpkısının aynısı. E o zaman daire kesmelerinde de ne diyoruz? Yayların ölçüleri birbirinin tıpkısının aynısıysa o zaman bunlar birbirine benzerdir. Daire kesmeleri benzerdir. E o zaman e, bunlar benzerse kelebeği andırıyor bunlar. Benzerlik oranı atıyorum burası 2 burası 3 ise 2/3'ün karesi dersin 4/9 dersin. O zaman burada kalan 4A ise burası 9A diyebilirsin. İç içe değil alanlar ayrı ayrı olduğu için. Yani birbirine teğet çemberlerde biz benzerlikten bahsedebiliriz. Benzerlik oranı şu kirişler oranına eşittir ya da yarıçaplar oranına eşittir. Zaten burada üçgenleri de oluştursan üçgenlerde benzer oluyor ya. Bu kirişler oranı yarıçaplar çaplar oranına eşit oluyor. Ee, direkt yarı çaplar oranı da diyebiliriz gerçi benzerlik oranına. Ama benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşit olacak. Mesela burada hocam şuraya 2 buraya 3 dersem. Ee, bak bu sefer ne oldu? İki çember birbirine teğet mi teğet? Bak yine ortak teğet çizersem. Hocam alfaysa teğet kiriş açıdan 2 alfa. teğet kiriş açıdan 2 alfa yapıyor. Yayların ölçüleri eşit işte olduğu için bunlar yine benzer olmuş oluyor. O yüzden burada benzerlik tipinden bahsedebiliriz. Benzerlik oranı kaç? Kirişler oranı. 2 bölü 3 değil dikkat. Benzerlik oranı 2 bölü 5. Değil mi? Bir kiriş 2 iken diğer kiriş 5. Karesi 4 bölü 25. Hocam burası 4 a ise burası 25 a değil. İç içe bu sefer. Hocam bu kiriş burada kesmenin alanı 4 a. Büyük kesmenin alanı 25 a olacak. Buraya 21 a kaldı diyebilirsin. E sonra 4 aya 21 ayı yerleştirdin. Olay bitti kardeşim. Ha, burada da eşit olduğunda da işte hocam 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 S 4 S olacak. Buraya 3 S kaldı. O 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 e, burası 4 S buraya da 5 S kaldı. Hani bizim üçgende böyle şey gidiyordu ya temel orantıda hatırla, hatırla 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 hatırla. Şunlar birbirine eşit oldu, olduğunda bu şekilde gidiyordu ya. Hani S, 3S, 5S, 7S, 9S tek sayılar şeklinde gidiyordu ya. Aynısı işte çemberde de var kardeşim. Ha bir de açılar böyle alanlarla doğru orantılıdır çünkü bunun alanı pi r kare e, 70 bölü 360, bunun alanı da pi r kare yarıçaplar aynı ya e, 11 110 bölü 110 bölü 360. E sen bunu buna oranlarsan pi r kare bölü 360'lar gidiyor 70 bölü 10, 110 kalıyor. O da 7 bölü 11 yapıyor. Yani yarıçaplar aynı olan dairelerde şuradaki yarıçaplar oranı bize pardon merkez açılar oranı alanlar oranına eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. bu, ee, buna da alan dağıtma diyoruz. Yani 7, 7, 7 bölü 11 ya burası. 7 ise 11 eş diyebiliriz gençler. Evet baya bir tekrar ettik. Bir 10, 10, 10, 12 dakikayı sürdü galiba. Bir sayfa olmasına rağmen yoğun bir sayfaydı. Baya bir yoğun şeylerden bahsettik burada. Her şeyden bahsettik arkadaşlar. Dairenin alanı bu. Yalnız bütünselliği düşüneceğiz. Beyaz alanı düşüneceğiz. Geri kalanda da işlem yapacağız. Başka da bir şey yok. Evet o zaman tekrarımızı bitirdiysek sıra nerede? Sorularda. Hadi bakalım soru çözümlerine başlayalım. Yarıçap 12. Yay uzunluğu 10 pi verilmiş. Benden ne isteniyor? Alfa isteniyor. O zaman yay uzunluğu formülü. Normalde çemberin çevresi neydi? Hocam 2 pi r idi. Yay uzunluğu sorulduğunda da alfa bölü 360 katı olacaktır. Alfa bölü 360. Gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak pi'ler gitti. Şunlar sadeleşince 30 kaldı. Şunlar şu sadeleşince 15 kaldı. Bu 15 çarpı 15 diye geçer 150. Eşittir alfam yaptı. Evet bizden de bu isteniliyor. Dolayısıyla cevap birinci soruda e oldu. Geldik ikinci soruya. O merkezi çember yayları verilmiştir. OB uzunluğu 8. Hemen 8'i yazıyoruz. BD uzunluğu 6. Ve CD yay uzunluğu 7 pi olarak verilmiş. AB yay uzunluğu kaç pi santimetredir diye soruluyor bize. Evet ne yapacağız? Temel orantı var burada. 8 bölü 14 eşittir. X bölü 7 pi. X bölü 7 pi olduğundan dolayı. Bak bu yarıya düşmüş. Bu da yarıya düşecek. O zaman X buradan ne yapacaktır? 4 pi olacaktır. Bizden de zaten kaç pi'dir diye soruluyor. 4 pi. Yani cevap balık esir oldu. ikinci soruda. Geldik 3'e. Şekildeki yarıçapları 5 cm olan 4 tane eş çember birbirlerine teğettir. Buna göre gergin ipin uzunluğu nedir diye soruluyor. Çemberler birbirini değince ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Hocam yarıçapları çapları 5 olarak verilmişti. 5 5 5 5 5'leri şöyle bir yazalım istersen sen de birlikte. E sonra burada ne yapacağız hocam? Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Anahtar kelimelerimiz var. Anahtar kelimeleri de burada koyalım kardeşim. Ne dedik bu konuda? Çemberde uzunluk bizim için önemli demiştik. E bu merkez teğet çektikleri yapınca hocam Şurası da 5. Burası da 5. Ve şunlar paralel olduğu için paralel kenar hatta 90'lar derece olduğu için dikdörtgen oldu. 10 ise burası da 10 oldu. Aynı mantıktan dolayı burası da 10. Aynı mantıktan dolayı burası da 10 tabii ki. Ve şurası da 10 oldu mu? Oldu. Şimdi bizden gergin ipin uzunluğu isteniyor. Hocam şuralar belli. Eyvallah. 10, 10, 10, 10. Nereleri kaldı? Bak şimdi. Bu yay uzunluğu, bu yay uzunluğu, bu yay uzunluğu ve bu yay uzunluğu kaldı. Yarı çapları 5 olan hocam bu dikdörtgen demiştik ya burası da dikdörtgen burası da dikdörtgen ya burası da 90 yaptı. E hocam 90'lık dilimden kaç tane var? 4 tane var. Yani ipin uzunluğu 10, 20, 30, 40. 40 elimizde. 40 artı 4 tane yarı çapı 5 olan çeyrek daire değil mi? Evet. 4 tane çeyrek daire. Çeyrek dairenin yay uzunluğu 2 pi r bölü 4 olacaktır. Ya yani 4 tane çeyrek daire tam bir daire yapıyor. Yani şunlar tam bir daire yapıyor. Açılar toplamı e, 90 90 90 90 yani 360 olduğundan dolayı. O zaman 40 artı 10 pi mi yaptı cevap? Aynen öyle. Cevap C an oldu. Üçüncü soruda. Geldik dörde. Şimdi taralı şeklin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaş şuradakinin yarı çapı belli mi belli. Buradakinin yarı çapı belli mi belli. E, büyüğün yarı çapı belli mi belli. Yarı çap kaç? 5. Hocam ben şurayı bulabilirim. Şurası nedir? Yarı çap 1 olan yarım daire. Yani 2 pi r bölü 2. Yarım daire olduğu için. Şurasını bulabilirim. Hocam burası nedir? Hocam o da yarı çapı 4 olan yarım daire. 2 pi r bölü 2. Yarım daire olduğu için. Peki burası nedir hocam? Çevrede bir de burası var. Burası da yarı çapı 5 olan. Yani 2 pi r bölü 2 değil midir burası da? Evet. Yani toplamda 2 pi burada. 8 pi burada. Değil mi? 2 pi burada 8 ya şu ikiler sadeleşsin bu ikiler de sadeleşsin bu ikiler de sadeleşsin Pi 4 pi daha 5 pi. 5 pi daha 10 pi. Evet cevap böylelikle kaç pi yapar? 10 pi yapar. Evet örnek 4. Denizli oldu. Geldik örnek 5'e. Taralı alan toplamı nedir? Karenin alanını kaç vermiş? 36 vermiş. O zaman bir kenar 6. Merkez varsa teğet varsa çektik 6. Merkez varsa teğet varsa çektik 6. Pardon burası R burası da R. 2 r eşittir 6 ise R'yi buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Taralı alanla ilgili formül var mıydı hocam? Yok. Ne yapacaksın? düşüneceksin. Bütün düşüneceksin. Bütün alandan neyi çıkartacaksın? Dairenin alanı. Yani bütün alan ka karenin alanı. Altının karesinden neyi çıkartıyoruz? Evet altının karesinden pi 3'ün karesini çıkarttığın zaman nereye ulaşırsın? Taralı alana ulaşırsın. Bitti gitti. 36 eksi 9 pi mi yapıyor orası? Evet. Yani cevap denizli oldu. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Hocam çapı gören çevre açı 90 derece dikten dik çizilmiş. Öklit h kare p çarpı k olduğundan dolayı yani altının karesi eşittir 2 çarpı a olduğundan 36 bölü 2 18'den a'yı 18 bulduk. a 18 eyvallah. 18 2 daha kaç yaptı hatta 20. Yarı çap uzunluğu da kaç yapıyor o zaman 10 yapıyor hatta buraya da 8 kaldı. Şimdi taralı alanlar toplam. Hocam tüm alandan yani yarım alandan yani pi r kare bölü 2 yarım dairenin alanı dal, Üçgenin alanı çıkartacağız. Üçgende taban uzunluğu kaç? 20 değil mi burası? Evet. Taban çarpı 20, yükseklik bölü 2'ye çıkartacağız. 20 çarpı 6 bölü 2'ye çıkartacağız. E o zaman burada 100 pi bölü 2'den kaç geliyor? 50 pi geldi. 50 pi eksi 60 mı yaptı? Evet. Cevap akçay oldu. 6. soruda geldik 7'ye. Aşağıda uçları K ve L noktaları olan demir bir çubuk verilmiştir. Evet sonra çubuk K noktası etrafında saat yönünde her hamlede 20 derece döndürülmüş. Bir hamlede 20 derece döndürülmüş. Sonraki hamlede bir daha 20 derece döndürülmüş. Sonra L1, L2, L3, L4 diye değişiyormuş buradaki L noktalısı. Evet. Şimdi bize diyor ki L1 ve L7 noktaları arasındaki uzaklık 9 köküç. Hmm. Şimdi arkadaş burada şu L7'yi çizeyim ben. Bak, bak, bak. Şöyle L7'yi çizeyim ben şöyle. Normalde böyle bu dönerken nasıl olacak arkadaşım? Şöyle bir dönüş şu merkezde daire dönüşü olacak değil mi? Hocam L1 burada L7 burada. Normalde şimdi sen e, L2 ile L1 arasında bir tane 20 derece mi var? Evet. Bir tane 20 derece var şöyle açı olarak. Hocam o zaman şöyle düşün. Şunu şöyle çizsen L3 ile L1 arasında 3-1'den 2 tane var. L7 ile L1 arasında o zaman ne olacak arkadaşım? L7 ile L1 6 tane 20 derece olacak. Yani 6 tane 20 derece kaç yapıyor? Hocam 6 kere 2 120 yapıyor. O zaman 120 derece olacak. O zaman L7'yi şöyle göstereyim ben biraz geniş açı olsun. Şöyle şuralarda bir yerde göstereyim. Heh. Evet L1 ile L7 arasındaki açımız şurası kaç derece yapıyor? Hop 120 derece yapıyor. <laughs> Şimdi L1 ile L7 arasındaki uzaklıkta 9 kökücü verilmiş. Bak sen şu işe şurası 9 köküç. Hocam burası dönmede birbirine eşit değil mi bunlar? Evet yani kalem döndü de yine aynı kalem. Şu eşit bu eşit. Burası tamamen 120 derece 30-30-120 üçgen çıktı. O zaman bir tane çift çizgi dediğimiz olay ne oldu? Köküçe bölünmüş hali. 9-9 olacak burası. Yani şu KL uzunluğunu 9 bulduk. Şimdi ne diyor bize? L3 noktasından L7'ye geldiği anda taralı taradığı alan nedir diye soruluyor. Arkadaş L3'ten bak L3 burası olsun. Şimdi L4 burası. L5 burası. L6 burası. L7 de burası değil mi? Taradığı alan soruluyor arkadaşım. Bu 20 derece. Bu da 20 derece. Bu da 20 derece. Bu da 20 derece. O zaman 1, 2, 3, 4 tane 20 derece. Merkez açısı kaç derece? 80 derece olan ve yarı çapı 9 olan değil mi? 9 bulduk burayı. 1 ne isteniyor? Dilim isteniyor bizden. Pi R kare çarpı 80 bölü 360 isteniyor. Şunlar gitti. 9 ile bir tane 36 sadeleşince kaç kalıyor? 4 kalıyor. 8 ile 4 sadeleşince 2. 2 kere 9 18 pi. Evet cevap böylelikle 18 pi yapar. Cevap akşay oldu. Kaçıncı soruda? 7. soruda. Geldik 8'e. Ya hocam formül neydi? Hayır kardeşim bütünsel düşün. Şu karenin alanından neyi çıkartacaksın? Bu alanı çıkartacaksın. Tamam mı? Şimdi bir kenar uzunluğu 12 bir olan ABCD karesinin içerisine. Şimdi AB çaplı bir çember çizilmiş ve Karenin orta noktalarıymış. Orta noktaları. Bak şunlar orta noktaları karenin. Şimdi bir kenarı kaçtı. 12 birim olan ABCD karesiydi. 12 ise o zaman bunlar 6 6 mı yaptı? Evet. E, ee, sonra ne yapacağız? Hocam 6 6 ise burası 6 kök yaptı. E, ee, burası da 6 6. Burası da 6 6 değil mi? Hı hı. Yarı çapta 6 oldu. O zaman ben ne yapacağım arkadaş? Tar alanını bulurken. 6 kökkilik alandan. Karenin alanından. 6 kökkinin karesinden. Neyi çıkartacağım? Beyaz alanı. Beyaz alanda 90'lık yani yarı çapı altı olan çeyrek daire değil mi orası? Evet. Pi r kare bölü 4'ü çıkartacağım. 36 çarpı 2'den 72 eksi. 36 bölü 4'ten 9 pi mi yapar burası? Evet. Cevap edilemit oldu. Örnek 8'de. Geldik örnek 9'a. Merkezleri K ve L olan eş çemberler M noktasında böyle ne yapmışlar? Şöyle şöyle kesmişler mi? M noktasında birbirine teğet olarak verilmiş. Sarı bölgelerin alanları toplamı 32 pi. Şimdi eş ya. Bir tanesi 16 pi olacak. Yani pi r kare eşittir. 16 pi ise eğer r'yi buradan 4 buluruz. r 4 hocam. E o zaman 4 4'ü yerleştirdik böyle. Sarı bölgelerin alanları toplamında. Sonra kale uzunluğu. Burası k iken burası bc uzunluğu. 2k verilmiş bize. Hemen yazıyoruz. bc uzunluğu neresi neresi neresi. Evet bir de kale uzunluğunu 8 bulduk zaten. 8. O zaman BC uzunluğu BC uzunluğu 16miş arkadaş. Ee, BC uzunluğu 16 ise eğer o zaman bu da yarıçap 8 8 mi oldu. Evet. Vay vay vay. Hocam bu da yarıçap 8, bu da yarıçap 8. Bizden ne isteniyor? Mavi renkli bölgenin alanı isteniyor. Ne yapacaksın? 8 8 bak burası da 8. Eşkenar üçgen çıktı. Hocam eşkenar üçgenin alanından şu alanları ne yapacağım? Çıkartacağım. Eşkenar üçgenin alanı neydi? Hocam 8'in karesi a kare kök 3 bölü 4. Eksi şu 60'lık dilim bu da 60'lık dilim yarı da aynı toplamda 120'lik dilim diyebilirsin. Ya da hocam pi r kare 60 bölü 360'dan bir tane daha çıkartacağım dersin. Ya da iki tane çıkartacağım dersin o şekilde de yapabilirsin. O zaman düzenleyelim. Tek kısa hatırda çıkıyor genelde. 64 bölü 4'ten 16 kök 3 oldu burası. Eksi şunlar şunlar sadeleşince 6 ee, 16 ile 6 sadeleşince 8 ve burada da ne kaldı? 3 kaldı. 8 pi bölü 3 mi yapıyor burası? Evet. Cevabımız 16 kök 3 eksi 8 pi bölü 3. 16 kök 3 eksi. Burada işlem hatası mı yaptım bir yere? Ha, çarpı 2 de varmış burada. Çarpı 2. 8 kere 2 16. O zaman burası da 16 pi bölü 3 yaptı. Evet 16 kök 3 eksi 16 pi bölü 3 yapar. Cevap denizli oldu. Örnek 9 da geldik örnek ona. Şimdi ne demiş burada? Şimdi yarıçapları çapları O1A, O2B ve O3C olarak verilmiş bize. Buna göre daire dilimlerinin alanları sırasıyla S1, S2, S3 olduğuna göre sıralaması nedir diye soruluyor bize. Arkadaş bir yerden başlayalım. Şurada bu paralel doğru mu? Paralel doğru. Paralel doğru arasındaki uzaklık şöyle 60'ı da kullanayım şöyle şuradan. Burası 120 derece mi? 120 derece. E şurada merkez çektik yapacak olursam. E hocam o zaman burası ne oluyor? Şurası da 90 derece oluyor. Burada kaçımızda? 30 derece olmuş oluyor. Şimdi o zaman o zaman o zaman o zaman hadi bakalım bir yerden başlayalım. Bir şekilde başlayalım. Arkadaş şimdi burada 30'un karşısı diyelim. 30'un karşısı 1 ise şimdi benden sıralama isteniyor ya. Şimdi 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3 yaptı. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2 yaptı. Yarı 2 olan 60'lık dilim burada. Buranın köküç olduğunu buldum ya. Her yerde burası da köküçtür. E burası da köküçtür. Bir kere şununla şunun sıralaması basit. Hocam bu çeyrek daire yarı çapı köküç olan bu da çeyrek daire. Ama bu çeyrek daireden daha fazla yani bu alan bundan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama olsun yarı çap köküç yarı çap köküç bunun yarı çapı 2 ya. Bunları tek tek alanlarını bulalım istersen. Hocam bunun alanı nedir? Pi 2'nin karesi 60 bölü 360 dersin. Şunlar şunlar sadeleşse 6. E bir tane 2 ile bu alt sadeleşse bu 2 pi bölü 3 yapar. 2 pi bölü 3 olarak buldum burayı. Sonra burası da pi re kare bölü pi köküçün karesi 3 bölü 4. Yani burası 3 pi bölü 4 olur. Hocam burası da pi re kare 120 bölü 360 yapar. Şunlar şunlar gitti. E o zaman burası 3 yaptı. Burası da pi mi yaptı? Evet. Yani şimdi dikkat edelim. Bunların sıralamasına bakacağız. Bunlardan en büyüğü hangisi? şu basit kesir basit kesir bu en büyük bu oldu. O zaman en büyük bu. S3 en büyük olacak. S3 en büyük olacaksa şöyle şurada var. E, şurada var. S1 ile S2 de birbirine eşit değil. O zaman sıralama bizim bu şekilde olmak zorunda değil mi gençler? Evet. Zaten 2 pi bölü 3, 3 pi bölü 4'ten daha küçük arkadaşım. E, sıralamasını nasıl yaparsın? Payda eşitlerse kardeşim şunu 4 ile bunu da 3 ile genişletsen Burası 4 kere 2 8. Burası da 9 yapıyor. 8 pi bölü 12. 9 pi bölü 12'den daha küçük olduğu için S1, S2, S3 sıralaması olacaktır. Yani örnek 10 Cihan çıktı. Geldik örnek 11'e. örnek 11'de de şekilde birbirine dıştan teğet olan ve merkezleri doğrusal. 4 tane çember verilmiş burada. Merkezleri doğrusal. Şimdi kardeşim bunun merkezi burada. Zaten çemberler birbirine deyince ne yapın diyorduk kardeşim. Merkezleri birleştir diyorduk. Hop şöyle merkezleri de doğrusal demişti. Birleştirdik. Tam olarak şöyle bir şey oldu merkezler. Ve merkezleri de doğrusal diyordu ya. Büyük dairenin de merkezinde doğrusal olacağına göre o zaman burası olacak. Tam ortası burası yapıyor. Büyük dairenin burası. Evet. Boyalı bölgenin alanı 96 olduğuna göre şeklin çevresi nedir diye soruluyor bize. Şimdi boyalı bölgenin alanı. Arkadaş şuraya R, 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 R dersem. Büyüğün ki 4R mi oldu büyüğün yarıçapı? Evet. Küçüğün değer çapları belli zaten. Şimdi boyalı bölgenin alanını bulurken ne yapacağım? Büyük yarımdan pi 4 r'nin karesi yani 16 r kareden 16 r kare bölü 2'den daha doğrusu. Büyük yarımdan hocam 1, 2, 3, 4 tane küçük yarımı çıkartacağım. 4 tane pi r kare bölü 2'yi çıkartacağım. Bu da bize 96 pi verilmiş. Tamam. Bu 16 bölü 2, 8 8 pi r kare eksi şu da 2 pi r kare yaptı. Bu da 6 pi r kare yapar. İşte bu da bize 96 pi olarak verilmiş. Şunlar gitti. R kare buldan 96 altı bölü 6'dan 16 yapar. R'yi de buradan kaç buluruz? 4 buluruz. R'ye 4 çıktı arkadaşım. Şeklin çevresi nedir diye soruluyor bize. Evet R 4 ise eğer şeklin çevresinde ne var? Hocam 4 kere 4 16. 16. hangi şeklin çevresi? Taralı bölgenin boyalı bölgenin boyalı bölgenin çevresi soruluyor bize. E, bu yarım daire var. Yarı çapı 16 olan. Yani 2 pi r bölü 2. Sonra bu yarım, bu yarım, bu yarım, bu yarım. E bir de 4 tane 2 pi r. Re. R'si de 4 değil miydi? R bölü 2. Yarım daireler tabii ki. E hocam ne oldu buraları? Sadeleştir sadeleştir. 4 kere 4 16 pi yaptı. Şunlar da sadeleştir. 16 pi de burada. Toplamda 32 pi yaptı. Bizden de zaten çevresi kaç pi'dir diye soruluyor. Cevap 32 pi yaptı. 11. soruda. Geldik 12'ye. Aşağıda bir ABC üçgeni ve bu üçgeni köşelerinde bulunan daireler gösterilmiştir. ABC dik üçgenin köşelerini merkez kabul eden ve birbirini kesmeyen M yarıçaplı 3 daire oluşturulmuştur. Evet, M yarıçaplı 3 tane daire oluşturulmuş böyle. Üçgenin kenarları üzerinde olup da bu dairelerin içinde kalmayan parçaların uzunlukları 4, 11, kısası en kısası 4. En uzun da 13 olacak. En uzun kenar burası ya. O yüzden buraya, burası 13 olacak. Buraya 11 diyeceğiz. Ee, buna göre dairelerin içinde olup da üçgenin dışında kalan sarı renkli. Evet. Ne diyor? Buna göre diyor dairelerin içinde olup da üçgenin dışında olan yani şu yeşil sarı renkli. Bölgelerin alanları toplamı isteniyor bizden. Hmm. Yani yarı bulmamız lazım. Arkadaş burada ne var? Bir kere Pisagor bağıntısı yapacağız Burada yapacağız. Hocam burası 13 mm sonra burası da mm 4 burası da mm 11. Vallahi kenarlar arasındaki ilişki hocam burası 2 fazlası. 2 fazlası olan hangi üçgen var? 6, 8, 10 üçgeni olabilir mi? Olmaz. 2 ee, fazlası olan üçgen çünkü burası 13'ten büyük olacak bir kere. Başka 2 fazlası olan 5 12 13 1 fazlası oluyor. Belki 2 katı olabilir. 8 15 17 üçgeni olabilir. 8 olması için bak burası 8. Burası 15 olacak, değil mi? 8 olması için M'nin kaç olması lazım? 2 olması lazım. M ye yerine 2 yazarsam 2 2 4 11 daha evet. 2 2 bak oluyor 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 oluyor. 2 2 yazınca gerçekten de 8 15 17 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Hissettik çıktı. Peki şimdi 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 benden ne isteniyor arkadaş? Buradaki bölgelerin alanı isteniyor. ay Arkadaş arkadaş arkadaş. Ne yapacağız burada? Şimdi şöyle bir şey. <laughs> buradaki açıların toplamını mı bulmam lazım benim? Evet. Buradaki açıların toplamını bulmam lazım. Şimdi arkadaşım şöyle buradaki açıların toplamını bulmak için şu iki açıdan gidebiliriz. Gerçi burası kaç derece? Ee, şu dış açılardan gidebiliriz ya. Dış açıdan gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Ee, neyse. Şuraya alfa diyelim. Şuraya beta diyelim. Burası da zaten 90 değil mi? Hocam burası kaç derece? 270 derece. Burası kaç derece? Hocam burası 360 eksi alfa. Hocam burası da 360 eksi beta değil mi? Evet. Şimdi yarı çapları aynı olduğu için açılar toplamını bulursam olay bitecek. Çünkü açılar toplamında yani pi kare 270 bölü 360 artı pi kare 360 eksi alfa bölü 360 pi kare 360 eksi beta bölü 360 yani pi kare bölü 360 parantezini aldığımızda açılar toplamı gelecek. Ki yarı aynı olan dairelerin alanları toplamı sorulduğunda açıları toplayıp aynı dairede de düşünebilirsin. Yani biz 360 eksi alfa artı 360 eksi beta artı neyi bulmaya çalışacağız? 270'i bulmaya çalışacağız. Arkadaş burada e, bu 360, 360, 700 ve Bu arada bu alfa ile beta toplamı hani eksi parantezinde. Alfa ile beta toplamı 90 değil mi? Evet. O zaman burası eksi 90 yaptı. E, eksi 90 dersek 180 yapıyor burası. O zaman 360, 360, 720. 720 artı 180 de 900 yapıyor. Açı toplamı toplamda 900 yaptı arkadaş. Çünkü tekrar söyleyelim. Şu ikisi toplamı 90 ya. Yani burası eksi 90 yaptı. 360, 360 artı 270 eksi 90 900 yaptı. O zaman pi r kare yarı çapı kaç? 2. Pi r kare bir de açımızda toplamda 900 oldu. 900 bölü 360 bizden istenilen bölgenin alanı şuradaki sarı bölgelerin alanları. E hocam şu sıfırlar sadeleşsin. 4 ile 36 sadeleşti 9. 9 ile 90 sadeleşti 10. Cevap da böylelikle 10 pi yaptı mı? Yaptı. Örnek 12 10 pi yaptı. Cevap böylelikle e dremit oldu. Kaçıncı soruda? Örnek 12'de. Evet geldik örnek 13'e. Aşağıda verilen karenin ağırlık merkezi ile O merkezi çemberin merkezi çakışıktır. Şimdi O merkezli bir daire var ve kare. Merkezi burası ya. Aa, karenin merkezinden şuraya dik çizmiş. Bu merkezden böyle dik çizdiğimiz zaman ne yapar? Hocam merkez demek köşegenlerin kesim noktasıdır. Ya da merkezden böyle dik çizdiğimiz zaman şöyle kenarlara ne yapacaktır? Bunlar hep iki eş parçaya ayrılacaktır. Hatta burası 4 tane küçük kare yapıyor. 4, 4, 4, 4'lük. 4, 4'lük bir kare yaptı yani bunlar. E, tamam. Buna göre diyor yeşil renkli bölgenin alanının turuncu renkli bölgenin alanının oranı nedir diye soruluyor. Arkadaş burası 90 derece mi? Evet. Şimdi burası da 4 birim 4 birim ya. E o zaman burada x kenar dik üçgen oluştu. Burası 45 derece oldu. Yeşil renkli bölgenin alanını bulurken yani ne yapacağım? Hocam şu dilimden neyi çıkartacağım? Beyaz alanı çıkartacağım. Bir kere burası 4 kere 4 16 burası. Hocam burası da 16'nın yarısı. 8 mi yapıyor? 4 çarpı 4 bölü 2'den. Evet. Şimdi o zaman şu beyaz alanı bulduk zaten. Buradaki 90, 45 daha 135. 135'lik dilimden yani pi r kare yarı çapta 8. Pi r kare 135 bölü 360'dan ne çıkartacağım? Şu 16, 8 daha 24'ü çıkartırsam yeşil renkli bölgenin alanını bulmuş olurum. E, kırmızı renkli bölgenin alanı da zaten burası 16. Burası da 16. E, burası da 16 olacaktı. O zaman burası da 8 değil mi? Evet. Şimdi yeşil renkliyi tam olarak bulalım da bakalım. Sen bunu 45'e bölsen kaç yapıyor? 3 yapıyor. Hocam 45'e bölsen kaç yapıyor burası? 8 yapıyor. Hocam 8 ile de bu 8 sadeleşse 3 kere 8 24 pi. Yeşil renkli bölgenin alanı 24 pi eksi 24 oldu. Kırmızı bu alanda 16, 16, 32, 40 mi yapıyor? Evet. Bunu oranlayacağız işte. 24 pi eksi 24 bölü 40. 2'ye böldüğümüz zaman hatta kaça 8'e bölünebiliyor? 8'e bölsen kaç yapıyor? 3. 8'e bölsen 3, 8'e bölsen 5. 3 pi eksi 3 bölü 5 mi yaptı? Evet. Yani cevap böylelikle. Akçay yaptı. Örnek 13'de. Geldik örnek 14'e. Fatma'nın gözünün perdedeki gedeliğe uzaklığı 40 santimetre. Evet. Şu gözün buraya olan uzaklığı deliğe olan uzaklığı 40 santimetre. Evet. Perdenin de duvara olan uzaklığı. Perdenin de duvara olan uzaklığı da kaç santimetre olarak verilmiş? 2.8. Evet. Şurası 40 iken burası da 2.8 metre olarak verilmiş. Yani 280 santimetre mi yapıyor burası? Evet. E şimdi burada bir şeyler olmuş. Farklı perdedeki e, pi santimetre karelik delikten duvardaki o merkezi dairesel alanın 16 bölü, bölü 5'ini görmektedir. Hmm. Şimdi Fatma perdedeki bu delikten bakıyor. Pi. Pi alanı. Pi r kare değil mi? Evet bunlar gitti. 1 r kare 1 ise r'yi kaç buluruz? 1 buluruz. Evet bunun yarı çapı kaç oldu? 1 oldu. Şimdi burada bir benzerlik var mı? Var. Benzerlik oranı kaç? Şöyle 40 bölü tamamı olacak. Hocam benzerlik oranı 40 bölü tamamı. 280 artı 40. 320 yapıyor. 4 kere 8 32 yani 1'e 8. 1 bölü 8 benzerlik oranı yaptı. E 1 bölü 8 benzerlik oranıysa yarı çaplar oranı da 1 bölü 8'dir. E o zaman burası da kaç olacaktır? Yarıçapı çapı 8 olacaktır. 8'i yazdık. Şimdi O merkezli dairesel alanın şu O merkezli dairesel alanın ne kadarını görüyormuş burada? Şu kadarlık kısmını 16 bölü 25'ini görüyor. Yani burası 16A iken tamamı 25A diyor sana. Burası 25A diyor. E arkadaş Benzerlik alan ilişkisi neydi? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Alanlar oranın karekökü de benzerlik oranına eşit olacak. Yani 16 a'yı 25 a'ya böldüğümüz zaman karekökünü aldığımız zaman 4 bölü 5 yapıyor. Benzerlik oranı 4 bölü 5. E benzerlik oranı 4 bölü 5 ise e bunun yarı çapı 4 r iken büyüğün yarı çapı da 5 r mi olacak? Evet 4 r 8 ise r 2 5 r de kaç yapıyor o zaman? 10 yapıyor. o merkezde dairesel bölgenin yarı çapı nedir diye soruluyor bize. Dairesel işte bu. Yani Cevabı ne bulmuş olduk o zaman? 5 ile isteniliyor bizden. 10 bulmuş olduk. Örnek 14 Denizli çıktı. Geldik örnek 15'e devam edelim. Çap uzunluğu 10 cm olan birinci şekilde verilen iki daire 2 eş parçaya ayrılmış. Hocam 2 eş parçaya ayrılmışsa tam merkezden bölünmek zorunda bu. Evet yarı çapta 5 5 tamam. Bu şekilde koymuşuz. Hocam, hocam yarı çap 5 5 yarı çap 5 5 Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştirir. Bunun yarı çap 5. Bunun yarı çap 5. Ana burada bir dik üçgen çıktı. 90'ın karşısı 10. Hangi açının karşısı 5'tir? 30'un. O zaman 60'ın karşısında kaç yapar? 5 kök 3 yapar. Burası toplamda 5 kök 3 olacak. Dikdörtgenin çevresi soruluyor bize. E tamam. Bu dikdörtgen içerisine konulmuştu. Burası 5 kök artı 5. E hocam burası da 5 kök artı 5. Burası da 10. Yani topluyoruz. 10, 10, 20. Elimizde bir 20 var. Artı. Hocam 5 kök artı 5, 5 kök 3 artı 5 de 10 kök 3 artı 10 mu yaptı? Evet. Toplamda kaç yapıyor o zaman? Topladığın zaman da hop 30 artı 10 kök 3 mü yapıyor? Aynen öyle. Yani örnek 15 Ceyhan. Olur. Geldik örnek 16'ya. Şekildeki dart tahtası en içte yarı çapı 2 cm olan bir daireden. Evet bu en yarıçapı 2 olan bir daireden bahsediyoruz. Sonra ne oluyormuş hep sonrasında 1 santimetre 1 santimetre 1 santimetre artıyormuş buradaki alanlar yarayacağım. Burada hangi bölgeye isabet ediyorsa o bölgenin puanını alan bir atıcı 2 atış yapmış ve 6 puan alıyor. 6 puanı nerede alacağım bak 4. bölgeye attığım zaman 4 3'e attığım zaman 3 2'ye attığım zaman 2 1'e attığım zaman da 1 puan elde edeceğim. Ben 6 puanı elde etmek istiyorsam ve ee, nasıl elde edebilirim hocam bir 4'e bir de 2'ye bir dördüncü bölge bir de ikinci bölgeye atarsam ben 6 puan elde edebilirim. Başka var mı? Hocam 3 artı 3 de 6 yapıyor aslında ama ya burada e, yaptığı bölge alanlar toplam isteniyor ya 4'e 2. Hani 3'e 3'ü kabul etmeyelim farklı bölgeler. bu keşke soruda farklı bölgelerden bahsetmiş olsaydık. Ama önemli değil. Bu 4'e 2'lik alan soruluyor bize. O zaman 4. bölgenin alanını bulacağım. 4. bölgenin alanı nedir? Pi yarı kaç bunun? 2. Pi 2'nin karesinden dolayı zaten 4 pi olarak bulduk. Peki ikinci bölgenin alanını bulacağım. İkinci bölgenin alanını bulurken de şu bölgenin alanı nasıl bulunur? Yarı çapı 4 olandan yarı çapı kaç olanı? 3 olanı mı çıkartacağım? Evet. Pi 4'ün karesi eksi pi 3'ün karesidir. Çünkü halka alanı orası. Yani 16'dan 9 çıktı. Bu da 7 pi mi yapar? Evet. Bu ikisinin toplamı isteniyor bizden. Topladığımız anda 11 pi yapar. Yani cevap akçay yapar. Geldik bir sonraki soruya yani 17. soruya. O bir merkezde 2 santimetre yarı çaplığı. A daire A noktasında bu çembere teğetmiş. Sonra ne olmuş? Bu daire O merkez daireye teğet olacak şekilde birinci konumdan ikinci konuma 2 iki tur atarak geliyor. Arkadaş bunun yarıçapı kaç? 2 mi? 2. Hocam bu tam turu kaç yapıyor? 2 pi re kadar yapar. 2 pi r. Yani 4 pi. Arkadaş bunun çevresi 4 pi ya. Bu 2 tur atarak buraya geldiyse o zaman bir tur attığında 2 pi buraya gelir. 4 pi buraya gelir pardon. Bir tur daha attığında buraya geliyor. Yani 8 pi kadar. 8 pi kadar yol gitmek zorunda. E yay uzunluğu var. E bu yay uzunluğundan dolayı e, burada açı da var burada. 30 sa burası kaç derece? 60 derece. Bak derece olarak 60 burası uzunluk olarak 8 pi. Hocam en etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap al sana yarı çap. Yarı çapı çizelim ki buradaki 60 dereceyi ve yarı çapı kullanalım. Arkadaş nasıl kullanacağız? Yay uzunluğu 8 pi neye eşit? 2 pi r. Alfa bölü 360'a eşit olacak. 60'ı bölsen 6. Şunlar da sadeleşse 3. Pi'ler de sadeleşse 3 kere 8 24. R'yi buradan 24 bulduk. R buradan 24 ise benden o merkez dairenin alanı isteniyor. Yani yarı çapı 24 bulduk ya. Pi 24'ün karesi kaç yapıyor? 576 pi yapıyor. Cevap denizli oldu. Örnek 17'de ve geldik örnek 18'e. Çemberler birbirine değiyor. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorsunuz kardeşim? Merkezleri birleştir. Bunu unutma. Hadi birleştir bakayım. Birleştirdim, 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 birleştirdin. Tam değme noktasından geçer. E bunları da birleştir. Niye birleştirmiyoruz değil mi? Evet yarıçapları 2 2'ymiş. Hocam 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oo eşkenar üçgenler çıktı burada. 2 2 2 2. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şu bir eşkenar üçgen, dörtlük bir eşkenar üçgen, 60 60 60'ları yazalım. Hocam bu da dörtlük bir eşkenar üçgen, 60 60 60. Bu da dörtlük bir eşkenar üçgen, 60 60 60'ları yazalım. İşimiz bitti mi bitmedi? Ne var burada? Merkez var, teğet var. Çektik, 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 çektikleri yaptık. Hocam çok ek çizim oldu. Hayır, bunlar anahtar kelime. Bunlar ek çizim değil. Eksik parçayı tamamlama gibi düşün. E sonra şurada bunlar da hep dikdörtgen oldu mu? Oldu hocam. Dikdörtgen, 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 dikdörtgen. Çünkü uzunlukları eşit. Açılar da 90 derece paralel olduğu için dikdörtgen. Şurası 4 ise e, burası kaç? 2 birim değil mi? Evet 2, 2, 4. Hocam 2, 4, 6, 8. Bak şuraları. şuralara Şurası 4. Burası 8. Sonra burası 4. Burası kaç? 8. Değil 4. Burası da 4. E sonra ipin uzunluğu isteniliyor bizden. Hocam ipin uzunluğuna geçiş yapacağız. Şimdi burası 90 burası da 90 mı 90. E buraya kaç derece kaldı arkadaş? 120. Hocam burası 90 burası 90 buraya da 120. 90 burası 90 burası 90 90 180 60 60 bak buraya 60 kaldı. Burası da 60 bir yaptı. Evet. Şimdi ipin uzunluğunda ne var? 4 var 4 var 4 var 4 8 12 8 daha 20. Bir kere 20 var artı bir de ne var? 120'lik yay, 120'lik yay, 60'lık yay, 60'lık yay. Hepsini ayrı ayrı toplamayalım. Yarı çapları aynı değil mi bunların? Aynı. Yarı çapları 2. O zaman açılar toplamına gidelim. 120, 120. 240. 60 daha 300. 60 daha 360. Aa 360'lık yay yapıyor. O zaman 2 pi r 360 bölü 360 mı olacak? Hani açı bölü 360. Açımız 360 derece yaptı ya toplamda yay uzunlukları. Evet. 360 bölü 360. Hatta 360'lar işte 2 pi kaldı. Tam bir daire yaptı yani orası. O zaman cevap ne oldu? 20 artı 4 pi aldı? Evet 20 artı 4 piye diye sonuca ulaştık. Eee cevap da o zaman akçay mı oldu? Akçay oldu. Zaten böyle bir şeklin etrafına böyle bir şey çizdiklerinde bu yayların toplamı genelde tam bir çember yapıyor diye söylemiştim ama biz yine de neden tam bir çember olduğunu anlayalım. Tamam. Evet örnek 18 akçay oldu ve buraya kadar İyi dayandık. Buradan da bir sonraki videoya bırakalım. Bir sonraki derse bırakalım. Çünkü toplamda 8 sayfamız vardı. 5 sayfasını burada işledim. Geri kalan 3 sayfası da sonraki derse gitsin. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Kaçıncı gün? 14. gün ikinci videoda. Yani çember dairede alanda. Böyle yeni nesil ağırlıklı diyelim böyle. Yeni nesil ağırlıklı sorular diyelim. Evet. Yeni nesil ağırlıklı soruların çözümlerini görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.